Yani ya içeride o bir, yani kaçak asker kaçağı olduğunu belgeleyeni kapıdan içeri almıyorsunuz. 37 yıllık diplomatı almıyorsunuz ve bu mu diyor bana rüya, yani bunun olamaz, devlete hizmet etmenin bedeli bu mu yani hakikaten? Yani Yani gerçekten. bu rotada gidersek yarın onları kurşuna da dizerler. Ya siz neden bahsediyorsunuz ya? Türkiye kokain trafiği için terminal noktası olmuş vaziyette. Oluk oluk buraya şey geliyor. Size şöyle söyleyeyim. Kokain, yani Latin Amerika kaynaklı kokain trafiğinin terminal noktası olabilmesi için işin içinde var ya, devletin güçleri olmuş olması lazım. Başka türlü olamaz ki. İşte daha önce açıklamaları biliyorsunuz. Yok ben gittim oraya şey getiriyordum, maske filan. Ya kimse inanmıyor ki buna. Bakın iktidara yakınlar da inanmıyor. Herkes biliyor ne olduğunu. Peki Türker Bey, şimdi tabii sonuçta yani bu ciddi bir süreç yaşanıyor. Sadat dedik, başlık olarak aldık. Şimdi bu baskının bir biçimi, yani bu görünen olay bu. Yani başka bir şey değil. Bu baskı, biraz önce çok önemli bir cümle sarf ettiniz. Yani böyle giderse insanı kurşuna bile dizerler dediniz. Yani şimdi bu kadar net konuştunuz siz, ifade ettiniz. Şimdi bu geldiğimiz nokta itibariyle bu Sadat'ın, yani ülkede, yani geldiğimiz nokta gerçekten çok kötü. Yani Sedef Kabaş'ın gözaltına alınması sadece sonuçları, geldiğimiz nokta itibariyle bir örnek olarak değerlendirilebilir. Sonra Türkiye sadece Sedef Savaş'tan da oluşmuyor, yani oluşmuyor. Ama mücadele eden bir kadını sabahın ikisinde hakka hukuksuzluğa karşı gelen bir gazeteciyi içeri alıyorsun. Bu aynı şekilde biraz önce ifade ettiğim Hanover'deki gelişme. Türkiye'de insanlar aç dediniz, çok ifade ettiniz. Ülkede adalet kalmadı dediniz. Peki Sadat'ın burada fonksiyonu ne? Ne yapmak istiyor? Nedir bu? Siz buyurun. Ya başındaki adam Cumhurbaşkanlığı başdanışmanıydı, doğru mu? Evet. Yani silahlı örgütün başkanı bu. Ha? Assam denen işte Mehdi'nin geliş ortamını hazırlamakla görevli bir örgütün başkanı bu. İnsanlık ve medeniyet düşmanı. Ha? Eyaletleri ayrılmalı. İstanbul başkenti olmalı. Dili Arapça olmalı. Kurulacak devletin adı Afrika olmalı. Devlet İslam Birliği, Konfederal Cumhuriyet olmalı. Her maddesi Kur'an'la uyumlu yeni bir anayasa yapılmalı. Devlet başkanı halife olmalı. Hemen eline kelepçeyi vurup tutuklaman lazım, biliyor musunuz? Peki bir şey oldu mu? Hiçbir şey olmadı. Ya siz nereden, neyi konuşuyoruz ki biz? Almanya'da olsa hemen içeri atarlar bunu, biliyor musunuz? Yapamaz ki. Ve iktidarın korumasına mahzar birisi. He? Yani bu adamı, bu örgütü iktidar koruyor. Hatta Maliye Bakanı olan zat Sadat'la ilişkisi var. Açıkladı, basında çıkıyor. He? Ya böyle bir şey olabilir mi? Atatürk düşmanı, Cumhuriyet düşmanı, kurucu ideoloji düşmanı. He? Ulus kimliğe, ulus devlete karşı 2023 vizyonu, Cumhuriyeti sonlandırma vizyonu. Ya biz büyük resmi göremiyoruz ya da kendi kendimizi kandırmaya çalışıyoruz. Bakınız 20 yıl geçti, değil mi? 20 yıl geçti. Kat etmeye çalıştıkları mesafe bu. Her geçen gün Türkiye daha da kötüye gidiyor. Şimdi seçim kazanma şansları kalmadı. Ne yapmaya çalışıyorlar? Toplumu kutuplaştırarak, toplumu birbirine sokarak, baskıyla, zulümle iktidarda kalmaya çalışıyorlar. Hileyle, desiseyle. Yani bir kere bunu bilelim. Mücadelemizi buna göre inşa edelim. Herhangi bir demokratik ülkede yaşıyoruz. İşte iktidardan memnun değiliz. Sandığa gidelim, oyumuzu verelim. Ondan sonra iktidarı değiştirelim. Bakın burada değil Türkiye. He, geçmişte
Bir de bu nasıldır mücadele biliyor musunuz? Bugün yapmanız gereken işleri bugün yapmazsanız yarın daha fazlasını yapmak zorunda kalırsınız. Ben bu mücadeleyi uzun soluklu olarak sürdürdüğüm için örneğin bazı şeyleri 7-8 sene önce yapılsaydı Türkiye buraya gelmezdi. Neyse bu işin içinde fazla boğulup yok hata kimdeydi, sende miydi, bende miydi ki tartışmasına girmek istemiyorum. Ama madem Türkiye 2022'nin ilk ayında hızla felakete sürükleniyor, birleşmek lazım. Kime karşı birleşmek lazım? Bu çok önemli bir süreç ama tabii sonuçta yani armudun sapı, üzümün çöpü demeden, yani ben haklıyım demeden biraz da başka türlü bakmak lazım. Siz çok önemli bir konu bu. Çünkü toplumun demokratik ve layık bir Türkiye için birleşmesi gerektiği kesin. Şimdi iktidarın hal ve gidişini nasıl değerlendirdiğinizi biraz önce aslında anlattınız ama bu gidişat gerçekten yani son anketler de var ama yani bu gidişat gerçekten çok kötü. Yani anayasadan bahsediyorduk, anayasa yok gibi bir şey. Kararlar verilme noktasında değil. Yani geldiğimiz nokta gerçekten çok kötü. Bir tek çözüm herhalde toplumun demokrasi güçlerinin bir arada hareket etmesi diye düşünüyorum. Peki bu nedir bu? Özellikle de bu son süreç de var tabii bu arada. Yani AKP Genel Başkanı, taraflı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şu gelinen noktada aslında onaylanmadığını da görüyoruz anketlerde. Bu kadar net. Bir değerlendirme yapar mısınız? Buyurun. Recai Bey, biz sizle çağdaşız. Şimdi hal ve gidiş deyince bizim zamanımızda şimdi de var mı bilmiyorum. Karnelerde hal ve gidiş diye bir yer vardı. Evet. İşte iyi, orta, zayıf filan yazar. Yani bu çocuğun durumu ne? Hatta hal ve gidişi kötüyse, bayağı kötüyse ne bileyim öğretmen, müdür çocuğun velisini okula çağırır. Der ki ya bu çocuk çok kötü hal ve gidişi. Bu çocuk okumaz. Bunu alın işte ne bileyim bir sanat öğrensin. Bir ne bileyim kaportacının yanına verin filan gibi bir şeyler söylerlerdi. Yani bizim zamanımızda böyleydi. Şimdi nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Şimdi bu iktidara da alın bunu okuldan denmeyeceğine göre ne denir? Ulusa ne denir? Ulusa, millete bunu iktidardan alın. Çünkü Türkiye'nin bununla gün yüzü görebilmesine imkan yok. Bakınız, dış politika perişan vaziyette. İşte Ukrayna krizinde diyor ki iktidar arabuluculuk diyor. Yani size şöyle söyleyeyim. Arabulucu olabilmek için iki tarafta da aranın iyi olması lazım. Taraf olmaman lazım. Türkiye Ukrayna krizinde taraf biliyor musunuz? Peki arabulucu olabilir mi? Ya millet gülüp geçiyor biliyor musunuz? Şimdi mesela Türkiye'nin öyle bir konumu vardı ki hem batının içinde hem Müslüman bir ülke olduğu için ya da nüfusunun ezici bir çoğunluğu Müslüman olduğu için. Mesela Suriye'de biz arabulucu olabilirdik. Filistin konusunda olabilirdik. Libya'da olabilirdik. Hele Libya'da çok iyi olabilirdik. Olamayız biliyor musunuz? Niçin? Taraf olduk. Yani taraf olduğunuz takdirde böyle bir imkanınızı kaybediyorsunuz. Şimdi cami çıkışında işte söylemleri duyduk. Yani tekrar söylemenin anlamı yok. Ya çağdaş bir ülkede olabilir mi? Kilise çıkışında yenir yutulur olmayan sözler sarf ediyorsunuz. Olabilir mi böyle bir şey?